Panasonic Hamburg'daki fuarda yeni ürünlerini sergiledi. 2012 yılında piyasaya damgasını vuracak olan bu ürünlerini kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Panasonic 2012 yılında dijital görüntüleme sistemlerinde aynasız makinelerle en çok öne çıkacak. Şu anda piyasada 4 farklı gövdemiz var. GX1, GF3, G3 ve GH2 olmak üzere. Müşterilerimize 4 farklı gövde ve 14 farklı lens seçeneğiyle profesyonel fotoğrafçılığın çok rahat taşınabilir bir şekilde sunuyor olacağız. Herhalde 2012'de en öne çıkacak olan sistem Lumix G serisi değiştirilebilir lensli sistem fotoğraf makineleri olacak. Diğer yeniliklerimiz neredeyse tüm ürün gamımızda Leica lensler kullanıyor olmamız. Hem Leica lens hem düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebilen makinelerle 2012'de yüksek zoom, giriş seviyesi kompakt, su altı ve süper zoom gibi segmentlerde müşterilerimize farklı ürünler sunacağız. Panasonic bu ürün ailesinde kendisini nasıl farklılaştırıyor? Rakiplerine göre en büyük avantajlar neler? Tabii ki her ürün grubunun farklı avantajları var. Mesela video kameralarda 2012'den itibaren tüm ürünlerimizi HD ve Full HD'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece düz ekran televizyonu olan tüketicilerimiz daha yüksek kalitede çekimlerle anılarını ölümsüzleştirecekler. Biraz önce bahsettiğim Leica lens en büyük avantajımız. Dünyanın en premium lens markası olan Leica'yı Panasonic kendi fabrikalarında Leica kalitesi ve standartlarında üretiyor. Bu yüzden çok uygun fiyata Leica lensli makineler almaları mümkün tüketicilerimizin. Bunun haricinde her zevke ve ihtiyacı uygun makinalarımız var. Dediğim gibi Super Zoom serisinden tutun da çok uygun fiyatlı giriş segment fotoğraf makinelerinden sistem fotoğraf makinelerine kadar farklı zevklere hitap ediyor olacağız. Özellikle lenslerde ciddi yenilikler var. Panasonic bu değişimle birlikte nasıl bir artış sağlar? Leica ile olan işbirliğimiz 2001 yılından bu yana devam eden bir işbirliği. Şu anda dünya üzerinde üretilen Leica lenslerin çok büyük bir kısmını Panasonic üretiyor. Hatta bu lens üretimi Leica makinelerin üzerinde bile kullanılıyor. Japonya'daki Yamagata fabrikamız yılda 50 milyon adetlik lens üretme kapasitesine sahip. Buradaki avantajımız ne? Leica'nın geliştirdiği optik teknolojiyi kendi makinelerimizi kullanarak tüketicimize normalde çok çok daha yüksek fiyata ulaşabilecekleri kaliteli lensleri sunuyoruz. Peki kaliteli lensle neyi kastediyorum? Nano yüzey kaplama ya da Leica'nın çok yüksek F değerli, F1.5, F2 gibi değerlerde olan Summarit, Summicron gibi çok pahalı olan lenslerini kompakt makinelerimizde kullanarak müşterilerimize bir avantaj sunmuş oluyoruz. Biraz da Leica'nın olan işbirliğinden bahseder misiniz? Benim de merak ettiğim ürünlerde kullanılan işlemcileri kim üretiyor? Bunu söylemekten gurur duyuyorum. Panasonic dünyanın en büyük fotoğraf makineleri üreticilerinden biri. Sadece işlemcilerini değil, lenslerini, gövdelerini, sensörleri dahil olmak üzere fotoğraf makinelerinin şu anda tüm parçalarını üretme kapasitesine sahip ve ürettiğimiz neredeyse tüm ürünlerde bu parçaları kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha ne farklı teknolojiler ve ürünler göreceğiz? En büyük yenilik aslında sistem fotoğraf makineleri, aynasız makinelerin hayatımıza girmesi. Artık kompakt makine büyüklüğünde değiştirilebilir lensli bir fotoğraf makinesiyle profesyonel fotoğrafçıların çektiği alan derinliği olan fotoğrafları çekmek artık amatörlerin parmaklarının ucunda olacak. Bunun haricinde biliyorsunuz sosyal ağlar çok yaygın bugünlerde. İnsanlar bu sosyal ağlara fotoğraf yüklemekten hoşlanıyorlar. Sanırım önümüzdeki dönemlerdeki en büyük yenilikler internete fotoğraf aktaran fotoğraf makineleri olacak. Çünkü şu anda tüketicilerimiz akıllı telefonlarla bunları yapıyorlar. Ama akıllı telefonların fotoğraf performansları belli bir yere kadar size müsaade ediyor. Mesela gece çekimlerinde bir fotoğraf makinesi kadar yüksek verim alamıyorsunuz. Sanırım önümüzdeki dönemlerdeki en büyük yenilik yüksek performanslı fotoğraf makinelerinizden istediğiniz sosyal paylaşım sitelerine fotoğraf yükleyebilmek olacak. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.